Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz, doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltılık çörek yapacağız arkadaşlar. Açma yok, çok basit olacak. Burada malzemelerim var. Bunlar üzerine kullanacağım kaşarım, maydanozlu peynirim, biraz sucuğum var. Şimdi biz ilk önce hamurunu yoğuralım. Hamurum için 2 su bardağı ılık süt kullanacağım. Ama ilk önce yarım su bardağı sıvı yağımı şöyle bir yemek kaşığı tereyağımı erittim. Onun üzerine aktarıyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullanacağız içine. Sadece sıvı yağ kullansanız da olur. Hiç fark etmez. Ama tereyağı daha ayrı bir lezzet veriyor. Şimdi bunu kabıma aktardım. Şimdi aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı ılık sütümü yoğurma kabıma alıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Yağ süt karışması. Şurada bir adet yumurtanın akı var. Onu da aktarıyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. Bir paket mayam var. Kuru maya kullanıyorum. Siz isterseniz yaş mayanın yarısını kullanabilirsiniz. Bir paketi. Onu da aktarıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu, bir yemek kaşığı silme toz şekerimi de aktarıyorum. Bunları iyice bir karıştıralım. Yapımı çok basit. Çocukların çok sevdiği bir çörek yapacağız. Şöyle iyice mayamız erisin içinde. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şöyle ben yanıma un şeyimi aldım, kabımı. Şöyle 200 milimlik bardaklarla şöyle ilk etapta 2 su bardağı unumu koyuyorum. Şöyle alayım unumu. 2 su bardağı unumuzu aldık. Karıştıralım. Üçüncü bardağımı da ilave ettim. Şimdi bu aşamadan sonra içinden çırpıcımı çıkaracağım. Şimdi elimden yoğuracağım arkadaşlar. Onu bu saatte, bu şeyden, aşamadan sonra biraz kontrollü ekleyelim. Şöyle aşama aşama. Çünkü yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Yumuşacık pamuk gibi kahvaltıya çörek yapıyoruz. Bir tutam daha şöyle ekleyelim. Evet arkadaşlar, bu kadar un yeter. Ele yapışmıyor.
hamur elde ettik. Bir 5 dakika daha yoğuracağım. Şöyle 3-5 dakika arasında hamurumu iyice özleşsin. Daha sonra tepsiye düşeceğim. Arkadaşlar ben hamurumu 3 dakika kadar daha yoğurdum. Yapacak olduğum tepsi yuvarlak bir tepsi. Siz borcama da yapabilirsiniz. Azıcık sıvı yağ aldım tepsime. Tepsimi yağlıyorum. Çünkü bunun içinde kalacak hamurumuz. Bunun içinde mayalandıracağız ve bunun içinde pişireceğiz. Her tarafını yağladım. Şimdi yapmış olduğum hamuru en ortasına koyuyorum. Şöyle hafif bastıralım. ...10-15 dakika mayalanması için şöyle üzerini kapatacağım. 15 dakika sonra böreğimizi yapacağız arkadaşlar. Hamurum 10 dakikada mayalandı arkadaşlar. Ağzımı açıyorum. Tepsimizi yağlamıştık biliyorsunuz. Şimdi şekil vereceğiz. Burada bir yumurta sarım vardı biliyorsunuz. Bunu hem açmak için hem de üzerine sürmek için kullanacağız. Şöyle göz kararı bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Karıştırıyorum. Şimdi mayalanan hamurumuzu elimizle tepside güzelce yayalım tepsiye. Eşit miktarda olmasına dikkat edelim. Her tarafı aynı kalınlıkta olsun. Yapımı çok basit. Şöyle ortadan yanlara doğru yaparsak daha eşit olacaktır. Gördüğünüz gibi o kadar basit ki bir tepsi böreği hemen bir dakika bile olmadan elimizle açtık. Şimdi yaptığım yumurta karışımını şöyle biraz daha karıştırıp bundan şekil vereceğiz arkadaşlar. Fırçamı çıkarıyorum içinden. Şöyle elime batırıyorum içine. Ve şöyle bayağı bir bastırıp şöyle şekil veriyorum. Bayağı bir dibine kadar gitsin. Şimdi bu oyuklara malzemelerimizi yerleştireceğiz. İlk önce peynirli karışımından yerleştirmek istiyorum. Şöyle bu sırasına peynirli karışım yerleştirelim. Şimdi onu da bastıralım. Güzelce şöyle bastıra bastıra içine gömülmesini sağlayalım hamurumuzun. Siz sadece hepsini peynirli de yapabilirsiniz. Böyle benim gibi karışık da yapabilirsiniz. Bu peynirimin hepsini bitirmek istiyorum.
O yüzden şöyle tekrar üstünden geçiyorum. Çünkü artanını başka bir şeyde kullanamayacağım. O yüzden evet, peynirli karışımımızı yaptık. Şimdi elimi bir yıkamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben zeytin ezmesi kullanacağım. Siz zeytin de kullanabilirsiniz ama kullanmayabilirsiniz. Şöyle ikinci aralığıma da zeytin ezmesi yerleştiriyorum. Kaşık yardımıyla zeytin ezmemizi de koyalım. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp da koyabilirsiniz. Benim ezmem vardı şöyle az bir şey, o da değerlensin. Şuraya zeytin ezmemizi damladı, onu da alalım. Şimdi zeytin ezmesinin üzerine arkadaşlar sucuklarımızı şöyle batıralım. Ben yarım halka şeklinde doğradım, bütün de olabilir. Batıralım içine. Tamamen sizin zevkinize göre üzerine her malzemeyi kullanabilirsiniz. Bu tarifte. Şöyle ikinci sırayı da döşüyorum. Ortasına şöyle kaşar koyacağım. Dediğim gibi bu tamamen sizin şeyinize bağlı, zevkinize bağlı. Neler istiyorsanız koyabilirsiniz. Şöyle ortasına bir tutam koydum. Bunun da kenarlarına şöyle ya da şöyle ortasına koyalım. Sucuğumuzu batıralım. Şimdi fırçamı alıyorum tekrar. Yumurta sarımı, böreğimi şöyle sürüyorum. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında alt üst ayarda pişireceğiz. Şöyle yapalım. Kenarlarda geçelim. Domates, biber de kullanabilirsiniz. Ben bazen öyle de yapıyorum. Bazen kıymalı harçla yapıyorum. Onu da bir gün yapıp paylaşacağım. O da güzel oluyor. Domatesli, biberli.
kıymalı bir harç yapıyoruz. Aynı çöreği böyle de yapıyoruz. Evet, hepsini bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Yumurtalı harcımı da sürdüm. Bu geri kalan kaşarımı da üzerine gelişi güzel sepeleyeceğim. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında pişireceğim. Kaşar peynir kullanmasanız da olur. Yani bunlar hep birer alternatif ama kaşarlı da güzel oluyor. Daha böyle bir pizza havası veriyor. Evet arkadaşlar. Ben böreğimi pişmesi üzerine fırına göndereceğim. Arkadaşlar çöreğim tam 25 dakikada pişti. 200 derece fırında. İlk sıcağımı çıkarttım. Yumuşacık oldu. Şimdi kesmek istiyorum. Yumuşacık kahvaltılık çöreğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle bir dilim çıkarıp sizlere göstermek istiyorum. Yumuşaklığı. Şöyle elimi alayım. Yumuşacık çöreğimiz servise hazır. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.